Birisi İstanbul'un emniyet müdürüydü. Diğeri İstanbul'un valisiydi. Kritik zamanlarda görev yaptılar. Sonrasında işte terör örgütü konusunda bir takım yargılamalar vesaire vardı. Hüseyin Avni Mutlu, vali ve Hüseyin Çapkın beraat ettiler. Eski İstanbul valisiydi Hüseyin Avni Mutlu. Hüseyin Çapkın da İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. İki isim FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik davada yargılandılar. Yargıtay kararı bozmuştu. Yeniden görülen davada karara bağlandı. Beraat ettiler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 17 Haziran 2017'de tutuklanmıştı. Eski İstanbul valisi Mutlu ev hapsi şartıyla 6 ay sonra tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında iddianameye Gezi döneminde attığı tweetlerde girmişti. İddianamede eylemcilere destek verdiği ve eylemlerin devamı yönünde tavır aldığı belirtilmişti. Hüseyin Çapkın da 2016 tarihinde tutuklanmış. Avukatının itirazının kabulüyle 2016'da tahliye edilmişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Arkadaşlar sakin olun. Dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan'ın suçsuz olduğunu hükmetti. Eski vali Mutlu, eski emniyetçi Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan'a tazminat haklarının bulunduğu kararlaştırıldı. Gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süreler göz önüne alındı. Sanık Yusuf Yavaşçan 8 yıldan fazla hapiste cezalandırıldı. Suçlama silahlı terör örgütünün üye olma. Sosyal medyada şekillenen gündeme şöyle bir bakalım efendim. Eğitim İşten 24 Kasım Öğretmenler Günü raporu. Öğretmenlerin %83'ü yoksulluk sınırının altında deniliyor. Biraz sonra Eğitim İş Genel Başkanı canlı yayında bu rapora ilişkin detayları aktaracak. Anka Haber Ajansı'ndan aldık. Patronlar Dünyası aynı müteahhit 9 hastane 11 adliye binası yapmış. Düzce Adliyesi'nin 2008 yılında yapılmasına rağmen ciddi hasar görmesi dikkat çekti diyor. Adliyeyi yapan şirketle ilgili haberler bugün yer almış gazetelerde. Bir sonraki manşetimiz. Asgari ücretle çalışan işçilerin oranı %62.54. Şimdi normalde ne olması gerekir? Asgari ücretli çalışan son derece az olması lazım. Ama Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası artık asgari ücretle çalışıyor. Bir de yeni yıla girerken böyle 9000 civarında olduğunu hesaplayın. Varın gerisini siz söyleyin. Ve Hoca'dan, Şengör'den bir manşet çıktı. İstanbul'u bir kez daha uyarıyorum ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Nitekim zaman zaman Ciner Grubu'nun televizyon kanalında Fatih Altaylı'yla, İlber Ortaylı'yla programlarından tanıyoruz hocamızı. Fatih Altaylı'ya da aklın varsa İstanbul'un şehrinin, yani İstanbul'dan şehir dışına taşın diye bir tavsiyede bulundu Fatih Altaylı'ya. Şengör. Bir kültür sanat diyeyim mi efendim? Hem Süleyman Sayım Tekcan hocamızın Öğretmenler Günü'nü ellerinden saygıyla öperek kutlayalım. Hem de onun o binbir emekle, zahmetle kurduğu müzeden kısacık bir video. Bugün çok sayıda videomuz var ama o konuda. Bir tanesi hazır mı arkadaşlar? Atatürk'e borcum var. Ben bu müzeyi onun için kurdum diyor bir Atatürk sanatçısı. Atatürk olmasaydı biz bu ülkede okuyamayacaktık. Parası okullar olmasa, yatılı okullar olmasaydı nasıl olacaktı? Bir belki tarikatın içerisine gidecektik. Orada hoca mı olacaktık, imam mı olacaktık? Her şey olabilirdi. O büyük adam bizi kurtardı ve biz ona borç ödemek için ben bu müzeyi yaptım. Ve şunu bir kere daha söylemek isterim. Görüntüleri de aktaralım. Yönetmenim güvenden rica ediyorum. Marmaray'da arıza, teknik bir takım arızalar yaşandığı belirtiliyor. Bazı seferler gecikmeli. İşte bakın görüntüleri görüyorsunuz. Marmaray'da bir kez daha arıza nedeniyle seferler durma noktasında. Teknik bir arıza olduğunu belirtiyorlar. Bazı seferler yapılamıyor. Bazı seferler de gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarım bu konuyu da şu anda takip ediyorlar. Herhangi bir yeni durum geliştiğinde, şekillendiğinde sizlere onu da aktaracağım efendim. Birkaç tweet daha okumak isterim.
Bugün Öğretmenler Günü'nde öğrenelim artık diyoruz. Bahçeli'nin tavsiyesine uyan Erdoğan'dan Esad'la görüşmeye yeşil ışık. Siyasette küslük, dargınlık olmaz. Sisi'den sonra sıra Esad'a geldi. İlişkileri normalleştirme adımları İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri derken Mısır ve şimdi Suriye ile. Vallahi ben söyleyeyim, yani bazıları çok kızıyorlar. Tabii ki zigzaklar, eleştiri konusu yapılıyor. Onlarda da haklısınız. Ama ben ilişkilerin normalleştirmesini destekliyorum. Hani bazıları bana kızıyor. Evet, ben Esad'la görüşülmesini istiyorum. Sisi ile normalleşmeyi istiyorum. Türkiye burası. Kocaman bir devlet. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın FETÖ'den beraat ettiler. Dünden yansıyan çok önemli bir başka gelişme bu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, Türkiye'de kaydedilen muazzam ilerlemelere rağmen hala maalesef yüz binlerce çocuğun çocuk işçilik kapsamında yer aldığını görüyoruz. Bu son derece yaşamsal önemdeki konuyu, biraz sonra buraya gelecek Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'a da soracağım. Kadem Bey'den sonra buraya gelecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de soracağım. Mersin'de de görmüştüm. Çocukların eğitimi, çocukların beslenmesi konusundaki projeleri Vahap Seçer'le de konuşacağız. Hocam bana bu kitabı imzalayarak takdim etti dün, sağ olsun, var olsun. Süleyman Sayım Tekcan. Yakında da Ankara'da bir sergisi var. Onun hazırlıkları vardı hocamıza. Müsaade eder misiniz efendim? Konuğumu karşılayıp huzurlarınıza davet edeceğim. Baylantlıları nerede olsa tanırız. Çünkü onlar hep akıllı seçimler yaparak verimlilik ve tasarruf sağlarlar. Siz de kombinin mucidi Baylant'a terfi edin. Hem cebinizi hem de geleceğimizi koruyun. Çok sevdiğiniz bisikletinizi elektrikli bisiklete çeviren Bayki, şimdi lastik borsasında yalnızca 6.949 lira. Yenilikçi ürünler, lastik borsası inovasyon ürünleri kategorisinde. Elektronik dünyasını keşfedin. Baylantlıları nerede olsa tanırız. Çünkü onlar hep akıllı seçimler yaparak verimlilik ve tasarruf sağlarlar. Siz de kombinin mucidi Baylant'a terfi edin. Hem cebinizi hem de geleceğimizi koruyun. Çok sevdiğiniz bisikletinizi elektrikli bisiklete çeviren Bayki, şimdi lastik borsasında yalnızca 6.949 lira. Yenilikçi ürünler, lastik borsası inovasyon ürünleri kategorisinde. Pınar Tente ile her mevsimin tadını çıkarın. Güneşle, yağmurla aranızda biz varız. Pınar Tente. Elektronik dünyasını keşfedin. Çok sevdiğiniz bisikletinizi elektrikli bisiklete çeviren Bayki, şimdi lastik borsasında yalnızca 6.949 lira. Yenilikçi ürünler, lastik borsası inovasyon ürünleri kategorisinde. Artık gençler şunu yapıyor.
yemeklerin yanında verilen ekmekleri yemeyen biri varsa alabilir miyim deyip akşam yurtta ekmek ve suyu yiyip o gece acıkmam diyor.